Sen sus, pis Meksikalı. Bomba tehlikesi var diye. Bu hikayemi anlatsam mı anlatmasam mı bilmiyorum. Çünkü annem babam da videolarımı izliyor ve duyunca çok kızabilirler. Herkese merhaba, ben Mis ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerle birkaç tane lise hikayemi paylaşacağım. Benim lise hikayelerim sizlerden biraz farklı olabilir. Çünkü ben liseye Toronto, Kanada'da başladım ve Kentucky, Amerika'da da 2 okuldan sonra sonunda mezun oldum. Yalan söyleyemem, ben çok iyi bir öğrenci değildim. Biraz yaramazdım. Hatta sizlere isterseniz bir başka videoda nasıl okuldan atıldığım hikayesini anlatabilirim. Dediğim gibi, çok iyi bir öğrenci değildim. Bilmiyorum, belki bu video 2000 like alırsa sizlere okuldan nasıl atıldığım hikayesini anlatırım. Liseden mezun olanı benim için 10 sene geçti. 10 sene geçti. Yaşlandık, yaşlandık diyor. Duke orada beni izliyor da. Beni tanıyın videosunda söylemiştim sizlere Kentucky eyaletine taşınana kadar pek ırkçılık görmemiştim. Kendime karşı ya da etrafımdaki insanlara karşı özellikle Toronto'da okula giderken benim yaşadığım ırkçılık da şuydu. Bir çocuk vardı derste gerçekten böyle Amerika'da redneck dedikleri kişilerden biriydi. Sınıftaydık ve bilmiyorum bir grup projemiz vardı bilmiyorum hiç hatırlamıyorum bunu ama hatırladığım şey bana sen sus pis Meksikalı dedi. Sen sus pis Meksikalı. Ben böyle pardon bana mı diyorsun? Evet sana diyorum. Okey Meksikalı olmakta hiçbir problem yok ama ben Türk Kanadalıyım. Yani ailem Türk ve Kanada'da büyüdüm. Meksika'dan çok çok uzak yerler bunlar. Özellikle Türkiye. Yok sen pis Meksikalısın. Türkiye'nin nerede olduğunu biliyor musun bile diye sordum. O nedir ya? Hind. Çünkü Türkiye, Turkey, Hindi demek İngilizce'de. Ben Hindi diye bir şey bilmiyorum. Yani Hindi diye bir ülke nedir bilmiyorum. Okey o zaman arkadaş. Sen hayatına devam et. Ben de hayatıma devam edeceğim. Bir daha seninle konuşacağım. Ondan sonra zaten o okulda pek uzun bir süre kalmadım, okul değiştirdim. Ve yeni başladığım okul daha moderndi, öyle diyelim. Böyle 1915. senede kalma okul değildi. Çok ilginçti ya. Neyse, ikinci okuluma taşındım ben. Daha doğrusu Kentucky'de ikinci. Benim için üçüncü liseme taşındım artık. Ve bu okulda çok daha mutluydum. En mutlu olduğum bu okuldu. Yeni okuluma başladım ve bu olay tam olarak hangi senemde olduğunu hatırlamıyorum. Zaten 11 ve 12. sınıfı orada okudum. Ama bir gün zil çaldı. Ve bu zil genelde her birkaç ayda çalan bir zil. Fire drill deniliyor. Yani eğer yangın çıkarsa nasıl bir şekilde okuldan çıkacağız? Buluşma noktaları nerede? O tarz böyle eğer bir yangın çıkarsa öğrencileri, öğretmenleri, herkesi hazırlamak için her 2-3 ayda bir yapılan bir şey. Ama bu sefer zil çaldığında tam olarak çeviremiyorum ama yani anons edilen şey this is not a drill, this is an emergency. Yani bu bir emergency neydi bakalım sonradan yazarım. Peki o zaman çıktık dışarı ve bizim lise, ortaokul ve ilkokul hepsi aynı yerdeydi. Bizim bina burası. Biraz ilerisi ortaokul, biraz ilerisi de ilkokuldu. Ve genelde bizim buluşma noktamız sadece okulun dışarısındaydı. Ama bu sefer bizim binanın dışına değil, ta ilkokul binasının dışına çıkarttılar. Ve sadece bizim yani okul çıkmadı, lise çıkmadı. Aynı zamanda ortaokul ve ilkokul öğrencileri de çıktı. Yangın olsaydı bütün üç farklı bina, yani farklı binalardayız, yan yana değiliz. Bizimki burada, diğeri şu sokakta, diğeri de şu sokakta. Yani yakınız ama aynı bina değil kesinlikle. Neyse, yangın olsaydı o iki binanın dışa çıkma
zorunu olmazdı diye düşünüyordum. Yani bilmiyorum, belki çıkmak zorunda kalırlardı. Ama hepimizi dışarı çıkarttılar ve hepimizi lise binasından en uzak noktaya kadar getirdiler. Kimse bize bir şey anlatmıyor bu noktada. Kimse bir şey demiyor, ne olduğunu söylemiyorlar. Yangın yok. En azından bizim gördüğümüz yangın yok. Ama itfaiye geldi, polis geldi ve ambulans geldi. Tabii Amerika'da eğer polis çağırırsanız ya da itfaiye çağırırsanız her üçü aynı zamanda geliyor. Birkaç saat geçti. Genelde böyle bir şey olduğunda direkt okula geri gidiyoruz. Ama saatler geçti. Artık böyle haberden insanlar gelmeye başladı. Haber veren, haber araçları falan gelmeye başladı. Bir şeyler olduğunu artık herkes anladı. Bir yandan böyle oyun oynuyoruz ki aklımızı bu olaydan uzaklaştıralım diye. Aynı zamanda küçük ilkokul çocuklarını korkutmaya çalışıyoruz. Bir yandan da özellikle benim gibi daha olgun lise öğrencileri bir olayın olduğunu çözdü ve ne olduğunu çok merak ediyoruz. Tabii birkaç kişi ailesini aramaya başladı. Onlar da gelip okuldan almaya çalıştı bu çocukları ama polis bunu engelledi çünkü okuldan kimsenin çıkmasına izin vermiyorlardı. En azından yani o okulun dışından çıkmamıza izin vermiyorlardı. Ondan sonra birisi bir yerde bomba duydu. Bomb threat deniliyor, yani bomba tehlikesi var diye duyduk. Ondan sonra biraz daha telaşlanmaya başladı tabii insanlar. Çok doğal bir şey. Ve hala bize öğretmenler, müdür hiçbir şey demiyorlar. Sadece sakin olun, dışarıdayız, merak etmeyin, her şey yolunda falan filan diyorlar bize. Ondan sonra saatler sonra zaten okulun çıkışının saatini bile geçti. Okulda olmamız saat böyle 3.30'da çıkıyorduk genelde sanırım. 3.30'dan sonra da zaten veliler gelip çocukları almaya gelmişlerdi ama dediğim gibi engellenmişlerdi. Çocuklarını alamıyorlardı. Ondan sonra tabii veliler endişelenmeye başladılar. Ve sıra, yani arabalarıyla sıra tuttular okulun dışında. Saat 5.30 gibi artık bizi bıraktılar, sağ bıraktılar. Ve çünkü bomba tehlikesini sonunda çözmüşlerdi. Bomba tehlikesi de neymiş? Bomba değildi. Tabii bunu duyunca hepimiz çok sevindik. Okulumuzda bomba yok. Yay! Ama neymiş peki bu olayı çıkartan şey? Bizim okulun lisenin dışarısında parking lot var. Yani arabaları, araçları park ettiğiniz yer var. Garaj değil, yani açık bir alan ama öğrenciler orada arabalarını park ediyorlar. Öğretmenler de okulun önünde park ediliyorlar. Bir çocuk okul zamanında nedense seçmiş bunu yapmayı ve marijuana içmek istemiş. Marijuana içmek için de boru kullanmış. Buna pipe deniliyor. Ben boru olarak çeviriyorum. Doğru mu yanlış mı hiçbir fikrim yok. Pek zorunda değil, yani pipe'in Türkçesine bilmek zorunda değilim diye düşünüyorum. Neyse, bunu kullanıyormuş okulun dışında. Ondan sonra bir öğretmen dışarı çıkınca, çocuğu görünce çocuk bunu bir arabanın altına atmayı karar vermiş ve arabanın altına atmış. Ondan sonra öğretmen bunu görünce, ne olduğunu bilmeyince bomba sanmış. Çünkü bu olay yani çok böyle abartılı bir şey değil. Yani bomba sanması çok abartılı değil. Çünkü bizim okul değil ama bizim yaşadığımız şehrin içinde bir başka okulda bir çocuk tabanca getirip kendisini ve birkaç öğrenciyi öldürmüştü. O yüzden bu tür şeyleri çok ciddiye alıyorlardı. O yüzden yani suçlayamıyorum ama bomba değil de marijuana içilen bir boru olduğu için komiğime gitmişti ve şimdi 10 sene sonra geriye baktığımda komik bir hikaye oldu. Ama o zaman gerçekten birçok öğrenci, ben dahil, çok endişelenmiştik ve korkmuştuk kesinlikle. Yani sonuçta kim korkmaz bomba tehlikesi olduğunda okullarında. Bir başka hikayem. Dediğim gibi sizlere Toronto'dan, Kanada'dan taşındım bu küçük kasabaya, köye, artık ne demek istersek. Toronto İstanbul gibi çok büyük, çok kalabalık, modern bir şehir. Kentucky ama bildiğiniz kasaba. Bugüne kadar çok böyle farklı şey görmemiştim. Ne bileyim, redneckler var tabii ve herkes avcılıkla
uğraşıyor neredeyse, ne bileyim. Ama bilmiyorum, çok farklı gelmemişti bana açıkçası. Ama bir gün arabamla okula gidiyorum ben. Yine dediğim gibi okulun arkasındaki park yere giriyorum. Park ettim arabamı. Bu arada Amerika'da çoğu eyalette sürücü ehliyetinizi almak için 16 yaşında olmanız gerekiyor. Ve bu çoğunlukla her yer çok uzak olduğu için ve toplu araç olmadığı için özellikle böyle eyaletler, küçük şehirler, kasabalarda insanlar bir yerden bir yere gitmesi için sürücü ehliyetini daha genç yaşta alıyorsunuz, 16 yaşında. Ve okula gitmek için ya okul otobüsü alıyorsunuz ya da yani okul servisi ya da arabanızla gidiyorsunuz ya da bir anneniz babanız bırakıyor ya da arkadaşınız bırakıyor, artık kim bırakacaksa. İşte bir gün okula gittim, ondan sonra park ettim arabamı. Şöyle soluma baktım, dışarı baktım. İki öğrenci okula atla gelmiş. Ne? Ben böyle hala böyle benim garibime gidiyor okula atla gelmeleri. Çünkü sonuçta yine çiftlikte yaşamıyorduk. Yani çiftlikler var, tamam yakınlarda çiftlikler vardı ama sonuçta şehirde yaşıyorduk. O yüzden okula atla gelmeleri kocaman bir soru işareti bıraktı bende. Bu hikayemi anlatsam mı anlatmasam mı bilmiyorum. Çünkü annem babam da videolarımı izliyor ve duyunca çok kızabilirler. Anlatayım o zaman. Anlatayım. Yoksa bir başka hikayem daha var, onu da anlatayım. Yok, size bu hikayemi anlatayım. Anne baba izliyorsanız özür dilerim ama yani 30 yaşına gelmek üzereyim, evliyim. Artık kızamazsınız bana, anlatacağım. Anlatacağım. Bu hikaye kimya dersinden nasıl kaldığımı anlatan bir hikaye olacak. Lisede evet biraz yaramaz bir öğrenciydim ama notlarım çoğunlukla çok iyiydi. Böyle tembel öğrenci değildim. Tembel değildim, yaramazdım. Her notum çok iyiydi. Hatta matematiğim o kadar kuvvetliydi ki finallerime genelde girmek zorunda kalmıyordum. Notlarım o kadar yüksek oluyordu. Ve bizim okulda buna izin veriyorlardı. Notlarım çok iyiydi. Bir ders harici. O da kimya. Nedense bu beyin kimya dersini hiçbir zaman anlamadı. Komik olan şey de annem kimya mühendisi. Bu kadar akıllı, bu kadar zeki bir anneye sahip olup da bu kadar gerizekalı bir beyne ben nasıl sahip oldum bilmiyorum. Kimya klik etmedi bende. Olmadı. Öğretmenime gıcık olmam da öğretmenin de bana gıcık olması tabii ki buna yardımcı olmadı. O adamı sıkabilirim. Artık finallerimiz geldi. Benim notlarım ya geçiyorum ya kalıyorum, çok iyi değil. Ve bu zamanlarda bir erkek arkadaşım vardı. Ailem tabii ki erkek arkadaşım olmasına izin vermiyordu. Bu çocuk yakınıma geldiğinde, beni aradığında büyük olaylar çıkıyordu. Onunla zaman geçirmek için sadece okulda zaman geçirebiliyordum. Ve bana dedi ki, hey biliyorsun bu bir cuma günüydü. Bugün finaller falan var ama okulda eğer rapor getirirsen, doktor raporu ya da veliden bir rapor getirirsen, eğer kaçırırsan finalini, pazartesi günü yeniden almana izin veriyorlar. Ama yani gidip hafta sonu hastayım diyeceksin, doktora gideceksin, rapor alacaksın. O şekilde olacak dedi. Ben de yok ya, finale gireceğim. Tamam biliyorum zaten bu sınıftan kalma ihtimalim çok yüksek ama yani finalime gitmemezlik yapmayacağım dedim. İşte beni ikna etmeye çalışıyor. Arkadaşlarımız da geldi, beni ikna etmeye çalışıyorlar. Bir grup arkadaş işte biz hepimiz böyle yapacağız. Hadi hadi, yazdan önce son haftamız. Hadi bir eğlence yapalım, bir çılgınlık yapalım. Ne dediler artık tam bilmiyorum ama beni bir şekilde ikna ettiler. Ben dedim tamam. Geliyorum. Geliyorum dedim. O gün o erkek arkadaşımın evine gittik. Havuz vardı. Gün o kadar güzeldi ki, sıcaktı.
böyle eğlendik. Ondan sonra hatırlamıyorum eğer birisi beni itti ya da ben kendim bir çılgınlık, aptallık yapmak istedim ve havuza kıyafetlerimle atladım. Sırılsıklam oldum. Bütün gün o kadar çok eğlendik ki sanırım orada olmamam gerektiği için de bir tık daha eğlendim. Yani o gizli yapmak zaten ekstra bir eğlence kattı. O gün gerçekten bugüne kadar yaşadığım en eğlenceli günler arasından birisiydi. Tabii ben eve sırılsıklam kıyafetlerimle gidemem. Genelde okuldan geldikten sonra ya annem ya babam birisi evde oluyordu. Ben bütün gün okulda olacağım. Nasıl böyle sırılsıklam olduğumu anlatabilirim ki onlara? Ben okula geri döndüm çünkü dolabımda ekstra kıyafet vardı beden dersinden falan diye. Okula geri dönmeye karar verdim. Artık okul bitmişti. Yani kimsenin olmaması gerekiyordu. Özellikle öğretmenler olacağını düşünmemiştim. Çünkü benim dolabım, locker, benim kimya dersinin olduğu sınıfın tam karşısındaydı. Yani kapıyı açtığında tam benim dolabı görmüyordunuz ama şöyle bakarsanız benim dolabı görüyordunuz. Ama ben yine cesaret edip okula geri dönmeye karar verdim. Dolabıma doğru yürüyorum. Sınıftan kim çıkar? Benim kimya hocam çıkar. Bana baktı. Ben ona baktım. 2 saniye falan geçmiştir. Ama benim için sanki 2 saat geçmiş gibi hissettim. Melis sen neredeydin? Diye sordu bana. Abartmıyorum. Şaka yapmıyorum. Şöyle cevap verdim. I was sick. Gerçekten yalan söylemiyorum. Bu şekilde cevap verdim. Benim beynim nerede bilmiyorum. Beynim herhalde puf diye gitti kaçtı. Yani yapmadım. Yaptım. Adamın suratındaki ifadeyi anlatmak isterdim sizlere. Ama sözleri bulamıyorum. Not getirip pazartesi yeniden alamam değil mi bu testi? Diye sormaya yüzüm de kaldıysa yani. Nasıl yüzüm kaldı bu soruyu sormaya ben de bilmiyorum. Nasıl cesaret ettim bunu? Nasıl? Kendime ağır bir söz söyleyecektim ama söylemesem daha iyi olur. Siz düşünün benim yerine. Adam sorumu bile cevap vermedi. Geri döndü sınıfa. Girdi. Hak veriyorum. Ben de benim gibi. Çok akıllı olan öğrencisine cevap vermezdim ki. Tabii ki o finali pazartesi günü yeniden alamadım. Onun yerine karnem geldiğinde annem, babam benim kimyadan kaldığını gördüğünde biraz anlayış gösterdiler. Çünkü onlara bunu zaten hazırlamıştım bütün semester boyunca. Kimya çok kötü, ben anlamıyor, ben aptal diye diye. Bunları alıştırmıştım onlara zaten. Beni örnek almayın, ben sadece sizlere hikayelerimi anlatıyorum. Neyse, bugünkü video burada kalsın. Dediğim gibi eğer bu video 2000 like alırsa sizlere anlatacağım o kadar çok daha hikaye var ki, özellikle okula nasıl atıldığım hikayesi, bu güzel Melis'in yaramaz hallerini, Melis'in genç hallerini duymuş olacaksınız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. İlginiz için çok teşekkür ederim. Eğer daha fazla bu şekilde videolar görmek istiyorsanız yorum kısmında bana yorum bırakmayı unutmayın. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirsiniz. Hepsinin linki aşağıda bilgi kutusunda olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye!